yapmanız gerektiğini anladınız değil mi arkadaşlar? Anladık müdürüm. Güzel. Şimdi bu arkadaşınızdan rehineyi kurtarmaya çalışacaksınız. Önce kim denemek ister? Müdürüm. Ich bin deneyebilirim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Açıkçası ikna galibiyeti konusunda oldukça kuvvetli ve popülerim. Çünkü Karadeniz'de teknelerime hamsileri alırken ota kullanmadan hamsileri sadece ve sadece ikna kabiliyetimle tekneme zıplatmıştım ve onlarla konuşmuştum vardı. Lan oğlum ufak hatta hamsiler yesin. Tamam, madem bu kadar ısrarcısın sen deneyebilirsin. Yalnız eğer rehineciyi ikna edemezsen rehineyi kaybedebiliriz, haberin olsun. Gerek yok ki müdürüm. Rehine isterse kaçar gider. Baksanıza Selçuk arkadaşımız rehineyi kız gibi tutuyor. Evet, yani bu konuda haklılar. Evladım, rehineciye rehin bırakmaya giden müşteri gibi öyle sünepe sünepe olmaz ki. Sıkı tut, sıkı tut, sarıl. Vallahi kaçar gider bu yani. Kaçar gider, operasyonda mundar olur. Sarıl! Evladım, kurtulma böyle. Sıkı tutabilirsin, çekinme. Isırmam. Evladım, bak daha sert tut. Sar kendini, boğazını sar, çek böyle kendine. Elini böyle silah gibi yap, daya şakağına. Ha? Hadi. Şişt, başlayabilirsin. Selçuk Efendi. Selçuk Efendi. Selçuk Efendi. Ha bak, çizlerimin içine bak. Eğer şu peri çizi bırakmazsan... Tamam bak! Arkadaş arkadaş seni ben! Dur! Bitiririm seni ben! Mahvederim seni ben! Bitiririm seni ben! Evladım ne yapıyorsun sen ya? Olmadı mı da? Olmadı tabii. Birincisi böyle olmaz. Sen onları tanımıyorsun. Yani bu arkadaşın Selçuk Selçuk değil. Peri peri de değil. Rehine ve rehineci onlar. Nasıl değil? Nasıl değil? Selçuk da ama Selçuk'un ta kendisi. Ben bu Selçuk Efendi'yi nerede görsem tanırım. Bilir miyim bu adamı? Evladım tamam tanırsın da o lafın sonunda rehineci rehineyi bırakmaz. Ben sana söyleyeyim. Bırakmaz mı? Bırakmaz tabii. Hem rehinenin hayatını tehlikeye attın hem de operasyonun. Oğlum tatlı dille yaklaşacaksın. Güzel güzel yaklaşacaksın. Tatlı dil rehineciyi bile deliğinden çıkarır. Ne yapar? Hop öbür deliğe tıkar. Yani ciddi mi? Evladım sen dene. Ben mi deneyeyim? Evet sen. Olur müdürüm deneyeyim. Hem benim çok etkili yöntemlerim vardır. Demek etkili yöntemlerim var. Görelim bakalım o etkili yöntemlerini. Sayın müdürüm, onun en etkili yöntemi kusursuz tırsmaktır. Ay müdürüm ben de tırsmak istiyorum. Hem cilde çok faydalı, üstelik sürekli korktuğun için yüzün gergin. Baksanıza tırsağa maşallah bebek gibi. Arkadaşım anlatamıyorum galiba. Ben tırsmıyorum. Aşırı tedbirliyim. Aşırı yeterince senin durumunu karşılamıyor kardeşim. Sen abartılı aşırı tedbirlisin. Yani tedbiri giymişsin üzerine ortalıklarda tedbiri kıyafet geziyorsun. Of! Ay! Ay 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 amma yüklendiniz çocuğa. Aslan gibi çocuğa, aslan gibi Kemal'e. Aslan gibi mi? Ne diyorsun Hanife ya? Ya Kemal bir hayvan türü olmuş olsa, yani şöyle söyleyeyim, doğadaki tek karşılığı bence tırslan olurdu. Arkadaşlar, bu muhabbet böyle kuru kuru gitmez. İsterseniz bir çay kahve söyleyeyim ha, ne dersiniz? Oğlum müdürün çay mı zahmet olmasın söyleyin. Yalnız ben yanına kek de istiyorum. Şimdi buradan çıkınca kenara gidelim. Arkadaşlar, ne ben Adile Naşit'im, ne de siz kuzucuklarsınız. Hababam sınıfı mı burası? Değil. Polis meslek yüksekokulu. Siz de polis olacaksınız. Ona göre davranın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Evet öğrenci. Durum şu. Rehineci, rehine ve sen. Şimdi rehineciyi ikna etmeye çalışıyorsun. Buyurun. Bağışla müdürüm. Rehineci, rehineci. Vallahi sizin işiniz de çok zor. Sigortası primi yok. Gecesi gündüzü belli değil. Evladım ne yapıyorsun sen ha?
Otobüste uzun yolculuğa çıkmışsın da yanındakiyle muhabbet açmaya çalışır gibi. Böyle olmaz. En fazla bu adama uyuyor numarası yaptırtırsın. Böyle olmaz. Tamam tamam müdürüm. Hemen durumu toparlıyorum. Rehineci Bey, iyi ki o kızı rehin almışsınız. Yani genç biri, görünüşe göre çoluğu çocuğu da yoktur. Böyle gibi bir şey bu. Ya sen ne diyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Şimdi ben burayı seninle pazarlık etmeye geldim. Seninle ara bulacaktım. Ama senin pazarlık etmeye gücün yok. Yani elinde etkili bir koz yok. Ya ben seninle ara bulacağıma ancak kafa bulurum. Öyle mi? Onu bırakır seni alırım. Gel buraya. Polis değil misin? Daha değerlisindir. En azından pazarlıkta gücüm artar. Aferin oğlum, bravo. Teşekkür ederim müdürüm. Sana demedim evladım, diğer arkadaşına söyledim. Adın neydi senin? Kemal idi müdürüm, hala Kemal. Aferin Kemal, aferin oğlum. Müdürüm, Kemal'i niye tebrik ediyorsunuz ki? Kendisi rehin alındı. Kızım, Kemal tersinleme yöntemini kullandı. Ne yaptı? Rehine önemsizmiş gibi gösterip rehininin yerine geçti. Yani tersinleme yaptı. Polis vatandaşını korudu. Rehineyi kurtardı, rehine olarak kendi geçti. Aferin oğlum. Sağ olun müdürüm. İstemedim oldu ama oldu. Sen de bu dersten iyi not alamadın öğrenci irisi. Benim müdürüm, ben de rehineci gibi davranmaya çalıştım. Bırak Allah'ını seversen bırak. Hiçbir rehineci rehinesini bu kadar rahat bırakmaz. Rahat bırakmaz derken kolay teslim etmez. Yani onu vermez. Onu tutmuş şey yapmaz onu ya. Olmaz yani. İnsan rehinesine kıyamazsa bırakır tabii. Sevgilisine kıyamaz tabii. Şşşt, ne diyorsun küçük? Ne diyorsun? Sevgilisi. Sessiz olun evladım. Shake.